Şimdi Ekim'de, 14 Ekim'de bir tutulma gerçekleşiyor. Haydi Asıl bakalım. 14 Ekim'de ne oluyor? bizim için tabii ki tutulmalar daha önemli. Yeni aylar ve dolunaylar bunları tetikleyen versiyonları diyebiliriz. Bir kere sadece bu Ekim, yani diplomasi, ilişkiler vesaire ön planda zaten. Fakat Ekrem İmamoğlu için önemli bir tutulma bu. Neden? Ekim bir kere ayının üzerinde oluyor ve yükselen İkizler Burcu'nda 13 derece tutulmanın yükseleni ve tam güneşinin üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun. Ekim, Kasım ayları annesiyle alakalı durumlar olabilir. Kendi duygusal gerginlikleri olabilir. Ailesindeki ya da yanındaki kadınlarla alakalı problemler olabilir. Hani bunu bize duyururlar mı, duyurmazlar mı bilmiyorum ama anne ile alakalı sanki hani bilmiyorum annesi sağ mı onu da bilmiyorum açıkçası. Hani yaşıyor mu yaşamıyor mu umarım Acaba uzun yaşıyor? Şu an ömürler ben de versin. mahallede kaldım. Evet. Bunlarla ilgili yani Ekrem İmamoğlu'nun adını bayağı bir Ekim ve Kasım'da gündemimizi oluşturacak açıkçası. Direkt güneşi ön planda. Direkt kendisi hatta Şubat'a kadar diye şey yapmışım. Yani Şubat'a kadar Ekrem. gerek annesi veya ailesindeki kadınlardan biri olsun. Ya yani bir şekilde bizim Evet, gündemimize gündemimize gelecek. girecek. Evet, aynen. Siyasi bir takım gelişmelerle mi bir yandan gelecek yoksa Biraz sadece duygusal bir siyaset hani dışı? ailevi meseleler de olabilir. Hani kendi tabii ki kişiliği, siyasi kariyeriyle alakalı durumlar da söz konusu olabilir. Fakat Ekrem İmamoğlu için şunu söyleyebilirim. 31 Mart'ta sanırım belediye seçimleri diye yazmışlar. O yüzden hani hangi tarih olur diye araştırma gereği duymadım açıkçası. İmamoğlu'nun 31 haritası üzerinden tabii. baktınız. Evet. 31 Mart'taki seçimde İmamoğlu şanssız. Onu söyleyeyim. Güneşle tam partil bir Satürn karesi var. Engelleneceğini düşünüyorum Ekrem İmamoğlu'nun. Kısıtlanacağını Önü düşünüyorum kesilecek. açıkçası. Evet. Fakat Ekrem İmamoğlu için şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki 20 yıl gerçekten Ekrem İmamoğlu için çok güçlü. 20 yıl boyunca onu hep göreceğiz yani en az diyebilirim. En az 20 yıl boyunca Ekrem İmamoğlu hep olacak. Hani bu İstanbul seçimini kazanır kazanamaz. Fakat CHP'nin başına gelebilir. Ben hani söylemiştim bir önceki programda da Cumhurbaşkanımızın tabii ki Allah sağlık versin 2000 bu Ekim-Kasım ayında tutulmalarıyla başlayan bir sağlık probleminin olacağından bahsetmiştim. 2024 tutulmaları da onun üzerine katmer yapıyor açıkçası. Sağlık dolayısıyla Sağlık açısından yorucu bir evet sürecek yorucu gibi. bir süreç geçireceğini düşünüyorum ve hani ayrılacağını düşünüyorum sağlık sebeplerinden dolayı. Yolda bir bırakma diye düşünüyorum. Ve yerine de işte Hakan Fidan'ın geleceğini düşünüyorum. Hakan Fidan'ın haritasını incelediğimde de gayet aynı şekilde Ekrem İmamoğlu için söylediğim şeyleri onun için de söyleyebilirim açıkçası. Onun da parladığı ve uzun süreli bir Evet. dönem mi görünüyor Evet. yani? Büyük ihtimal ileride tabii ki zamanı gelir yine bakarız haritalara falan filan. Tabii. Kesin olmamakla birlikte İleride Ekrem İmamoğlu ile Hakan Fidan'ın kapışacağını düşünüyorum. Ya yani Oo, o kadar iddialı. ikisi büyük ihtimal hani seçimlerde işte karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Hakan Fidan için de Cumhurbaşkanı Hakan Fidan bile olabilir yani diyebilirim. Ben de onu soracaktım. Şimdi biz hep şey konuştuk ya son seçimlerden önceki çekimlerde bir lider gelecek ve toplumun geniş kesimi tarafından kabul edilir bir lider olacak bu. Hatta teknolojik atılımlar da bu liderin sürecinde olacak. Minvalinde bir takım yorumlar. Şimdi o lider acaba Hakan Fidan mıydı? Bence Hakan Fidan. Yani bence Hakan Fidan. Hani bilemem tabii ki. Ben Farklı geçtiğimiz görüştekiler de programda da. demek ki ikna olacak. Hani öyle bir şekilde başarı ortaya koyması lazım ki Evet. farklı görüştekiler bile ikna olsun. Olabilir. Çünkü milliyetçi biri Hakan Fidan ve hani milliyetçi Türkiye'nin zaten
%80'i milliyetçi. O yüzden iyi bir reklam kampanyası ya da anlatımlarla tabii ki arkasından bir sürü kişiyi getirebilecek bir kişi Hakan Fidan. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu da öyle. O da çok başarı vaat ediyor ilerisi için. İkisinin kapışacağını düşünüyorum açıkçası. İleride Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesin olmamakla birlikte tabii ki şu anlık hani ileride ne olur ne olmaz diye açıp Hakan Fidan'ın evde eğlence olsun diye yaptığım şeyler aslında bunlar, hani açıp bakıp da tahminlerde bulundum. Tabii ki durumlar kesinleşince o anki seçim gökyüzü, işte o senenin ingres haritaları vesaire birçok şey girecek araya incelemeye. O zaman daha kesin konuşabiliriz. Fakat Kişiler şu anlık üzerinden bir öyle. özel yayın yapmamız lazım. Heyecan verici. Ama şu ana kadar teknik kısmını tabii çok bilmemekle birlikte hani gökyüzü öyle bir hizalanıyor ki hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Hakan Fidan'ın haritasına göre gökyüzü öyle bir hizalanıyor ki Allah koştur ya kulum diyor Aynen ikisine öyle, de. kesinlikle. Yalnız işte bu belediye seçimleri zamanı Ekrem Ekrem İmamoğlu'nun önü İmamoğlu için önü kesilecek. kesilme. Çünkü Satürn'le ve daha fazla başka gergin açılar da mevcut. Fakat başarısız demiyorum Ekrem İmamoğlu için. Kesinlikle çok başarılı olacak. Ondan sonra 31 Mart seçimlerinde Evet. olmuyor ama sonrasında bir önü açılıyor Evet. ki Ekrem İmamoğlu'nun 20 yıllık bir Şöyle süreç 31 Mart görünüyor. seçimlerinde de AK Parti'nin tabii ki sunacağı adayın haritası da çok önemli. Aa doğru O tabii. yüzden hani o zaman bakınca kesin bir şey söyleyebileceğim. Fakat şunu söyleyeyim, seçimler zamanı Ekrem İmamoğlu'nun önünde hep ketler var, sıkıntı var, gerginlik, kısıtlılık var, engelleniyor yani bir şekilde diye düşünüyorum. Tabii ki seçim zamanı yine konuşuruz. Konuşalım. Heyecan verici oldu bu. Peki. Tekrar Neredeyiz? 28 Ekim Ekim'deyiz yine. Evet, 14 tutulma Ekim var. tutum Kasım Ekim Kasım tutulmaları demişim. Evet. Evet, bu Ay Jüpiter kavuşumlu ve Merkür Mars kavuşumlu bir dolunay bu. Tabii ki direkt bizim bankacılık sektörü, ödemelerle alakalı konularda gündeme getirecek. Askeri alan, güvenlikle ilgili konular zaten hep var. Yani şeyi de açığız, hani teröre de birazcık açık bir gökyüzü var açıkçası. Agresif dil, kavga, bir kere çok karışık, kaos ortamı bu Ekim, Kasım ayları. Özellikle 13 Kasım'da bu tutulmadan sonra 13 Kasım'da bir yeni ay gerçekleşiyor. Ve bu işte biraz sıkıntılı bir yeni ay. Çünkü Mars kavuşumlu ve karşısında Plüto karşıt açı yapıyor. Ve Satürn Merkür karesi var. Bir sürü şey var gökyüzünde Pek iyi bir açıkçası. şey yok galiba. Evet, iyi bir şey yok. Yine burada askeri konular. Mars zaten Mart ingresinde yılın yöneticisiydi. O zaman da bahsetmiştim. Mars yılın yöneticisi ise zaten o yıl kavga, askeri olaylar, işte Gerilim. gerilim yıla damgasını vuracak demektir. Sert Buradaki yani, sert evet sert hareketler. aynen. Ki 13 Kasım'da da bu yeni ayda da yine Mars başrolde. Ekonomi Demek ki etkileyen bir şey var mı? Ekonomi hareket, tabii parayı ki tetikte hareketlerini tabii ki belirleyen. tabii ki bizim zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin haritası ikinci evde Neptün var ve direkt Neptün'ü kareliyor. Yani para gelse bile şimdi ülkeye para akışı var. Fakat hep bir Neptün var sağda. O paranın buhar olması var. Ya yani bir şekilde kaynaklara geliyor. Belki yeni atılımlar, sözleşmeler, imzalar, işte müttefiklerle ortaklıklar vesaire çok güzel. Fakat o paranın bir şekilde sisli puslu, buharlaşmış haline denk geliyoruz yani. Zaten hep öyle denk geldik de Evet. yine aynı şeyler. Fakat burada Mars sıkıntılı. Vergiler söz konusu olunca Kasım, hiç buharlaşmıyor vallahi. Neptün biraz oraya da evet. bir el atarsa. Aynen evet, maalesef. Peki. Evet. Kasım ayı özellikle, Kasım 8-9 Kasım'dan Kasım sonuna kadar ki süreçte bu Rusya'yı da etkileyen bir süreç aslında. Rusya'dan da böyle ani tepkiler, ani olaylar, bizim ülkemizde içine alacak şeyler yaşayacağız tabii ki. Kasım ayı askeri konularda beklenmedik olaylar karşımıza çıkacak bir kere. Bu yine Kasım'ın işte 10'undan işte ilk haftası işte 8-9'undan Kasım'ın sonuna kadar kavga, gürültü, terör,
bu yabancılarla alakalı konular, provokasyon, halkı galeyana getirecek olaylar Haç Safa'da Kasım ayında. Zaten yapıyorlar, tabii, daha da yapacaklar aynen. Belki. Deprem riski var mesela Kasım ayında. Nerede? Nerede bakayım? Yine hani yazmamışım şey hatları ama Şubat ama ayındakileri olsa yazmışım. Tabii İstanbul olsaydı onu not yine düşerdiniz aynen diye evet. Ümitleniyorum. Gerçi hiçbir yerde yani olmasın ama. İstanbul'la alakalı tabii ki 2024 yılında daha baskın enerjiler görüyorum. Tabii ki iyice araştırmam gerekiyor. Fakat burada İstanbul haritasına da tabii ki bir kare açı var. Fakat bu daha çok hani nasıl yüzümü şeyden buruşturmuşum yani, kendime farkında değilim o kadar. Yani umarım şey olmaz. Tabii ki toprak ve su yine. Toprak hani sularla alakalı, toprakla alakalı, toprak kaymalarıyla, depremlerle alakalı risk var. İstanbul için olabilir mi? Onu şu an söyleyemeyeceğim. Fakat tabii ki depremlere açık Kasım ayı. Agresyon, deprem, köpek ısırmaları Kasım ayında. Evet, köpeklerden dolayı ısırmalar. Kasım'ın yine son haftası işte Kasım boyunca da diyebiliriz. Yine olaylar gündemimize gelebilir. Kasım'ın son haftasıyla Aralık'ın ilk haftası mecliste sosyal medya ile alakalı yalanlar. Neptün diyorum ya, her tarafta bir böyle kol geziyor. Sosyal medya, bu deep web falan neyse işte onlarla alakalı konular, sahtekarlıklar yine bu döneme damgasını vuracak diye düşünüyorum. Bu da tartışmalara, gerilimlere evet. yol açacak. Yine ateşli mikrobik hastalıklar tam Kasım Aralık civarı tetiklenebilir. Bu işte dediğim gibi bu Kasım ayı biraz sıkıntılı. Suyla ilgili kazalar yine toprakla alakalı. Toprak ve su kazaları. Toprakta ne var? Üretim var. Deprem var. Toprak kayması var vesaire var. Suda ne var? Denizler var. Su işte çeşmelerimizden akan su var. Göller var vesaire. Suyla ve denizle alakalı, suyla ve toprakla alakalı konuları gündeminize getireceğim diyor açıkçası. Ve bu da biraz sıkışık enerjiler mevcut burada yani. Hani toprak kayması da yapabilirim diyor, deprem de yapabilirim diyor, ateşli hastalıklar da yapabilirim. Silahla, işte askeriye ile alakalı konuları da gündeminize getirebilirim diyor Kasım ayında. Bu da toprak açıkçası kavgasına giriyor zaten. Aynen, Hani bir evet. Şekilde konuşuyoruz, Evet. Konuşmuş oluyoruz. Toprağı, suyu. Evet, evet. Olur, Aynen. göl kurur. Bir yerin işte göle müdahale ediliyor. İşte Salda Gölü'nde olduğu gibi. Biz evet. Onu konuşuyoruz mesela. Hani evet. Bir şey oluyor ve konuşuluyor. Evet. Yine Böyle konuşulmaya süreç. Devam edecek. Zaten Satürn balıktayken bunları biz hep konuşacağız. Satürn balık tabii ki su ve toprakla alakalı konuları, Satürn ve Mars sıkıntılı gezegenler zaten. Onların rahat ve işlevlerine göre biz aslında daha çok iyicil kötücül. Mars ve Satürn sıkıntılı. Temmuz ayında sıkıntılı ve aslında Satürn buradan balıktan tamamen çıkana kadar sularla alakalı. Zaten girer girmez bir şeyler oldu. Müsilaj falan yok. O döneme denk gelmedi ama bir denizin üstünde olmuştu. Evet. Denize alakalı mikroplar şey yaymaya başladı Satürn balığa girdikten sonra. Satürn aynı zamanda bir de karma gezegenidir. Hani karmik problemler, karmadan getirdiğiniz yüklerle alakalıdır. Balık da maneviyatla ilgilidir. Aslında bu Satürn'ün balıkta olduğu süre içerisinde bize maneviyata dönmemizi istiyor. Karmalarımızdan, o geçmişteki yüklerimizden kurtulmak için aslında bize yardım etmeye de çalışıyor. Bir taraftan tabii ki sularla, denizlerle, mikroplarla alakalı konuları da gündemimize getiriyor. Ama Satürn iyidir. Balıkta şimdi bizi aslında suçlarımızdan, günahlarımızdan arındırmaya geldi ama hiçbirimiz anlamıyoruz bence. Yani herkesin hep bu bir şey yaşadığında şey düşünür ya, ay bu neyin karması, neyin hak edişi acaba, onun kefareti, bedeli ödenmiş olsun da daha büyük bir şey yaşamayayım. Evet. Hani beterinden korusunun altında yatan temenni aslında budur ya. Ne yaşıyorsak öyle, o tarafından bakmak lazım şu süreçte. Çünkü karmaların ödenmesi süreci tabii hareketleniyor. Çünkü gerçekten bu dünyada bir sürü risk içeren kötü şeyler yaşıyoruz. Fakat ben hep şuna inanırım yani. Dünya hakikaten iyi insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor ve bu Satürn balık dönemi de aslında tam da bu dönemi içeriyor. Yani hani bu
biraz daha maneviyata, duaya, şükre yönelmemiz gerekiyor mesela bu şeyde.